Kurbağa Sami ve Kayıp. Kurbağa Sami, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte vıraklayıp zıplama oyunu oynuyor. Ablası Güleç'in tüm dikkat et uyarılarını duymazdan gelerek oyunun keyfini çıkarmaya çalışmış. O kadar eğlenceliymiş ki zıplama oyunu, kimseyi duyacak halde değilmiş. Kurbağa Sami, bütün gücünü bacaklarına verip herkesten yükseğe zıplamaya hazırlanmış. Sonra da nefesini tutup zıplayabildiği kadar yükseğe zıplamış. Onun inmesini beklemeyen Hale de hemen arkasından zıplayıvermiş. Ancak Sami kadar yükseğe çıkamadığı gibi inişe geçen kurbağaya çarpmaktan da kaçamamış. O kadar kötü çarpışmışlar ki Sami metrelerce ileri savrulmuş. Çarpışmanın etkisiyle çakılların üzerine düşen kurbağa Sami uzun bir süre kendine gelememiş. Ablası zıplayarak telaşla yanına geldiğinde Sami hala gözlerini açamıyormuş. Ah Samiha, seni o kadar da dikkat et diye uyardım. Hiç büyüklerini dinlemezsin ki diye söyleniyormuş baygın kurbağacığın başında. Kurbağacık çok geçmeden kendine gelse de ablasının azarlamalarını duyunca baygın gibi yapmaya devam etmiş. Güleç aniden söylenmeyi kesip korku dolu bir çığlık atınca Sami gözlerini aralamış. Niye bağırıyorsun? Beni korkuttun demiş endişeyle. Ablası Güleç kardeşinin uyandığını görünce ellerini ağzına kapatıp ağlamaya başlamış. Bütün kurbağacıklar Sami'nin başına toplanmış. Herkes birazdan konuşuyormuş. Zavallı kurbağa olan bitene anlam veremiyormuş. Nihayet ayağa kalkmaya çalıştığında diğer kurbağaların ve ablasının neden böyle davrandığını anlamış. Kurbağa Sami düşerken bacağını çok kötü bir şekilde kırmış. Başta ağrısı sızısı olmayan Sami bunu anlayamamış. Ancak kalkmaya çalıştığı zaman bacağına keskin bir acı saplanınca bir sorun olduğunu anlamış. Sami gözyaşları içinde bir bacağına bakıyormuş, bir ablasına. Ondan iyi bir şeyler söylemesini bekliyormuş. Fakat ablasının elinden de ağlamaktan başka bir şey gelmiyormuş. Birilerinin doktora haber vermesi üzerine kısa sürede kurbağa doktoru yanlarına gelmiş. Sami'nin bacağını inceleyip kırığı düzeltmeye çalışmış. İki yaprağın sapını koparıp kurbağanın kırılan bacağına bağlamış. Sonra da uyarıcı bir ses tonuyla Sami'ye söylenmiş. Artık en yükseğe zıplayamayacaksın ufaklık. Bacağının iyileşmesi zaman alacak ama iyileşse bile asla eskisi gibi olamayacak. Buna şimdiden kendini alıştırsan iyi edersin demiş. Sami ne karşılık vereceğini bilememiş. Öylece doktorun yüzüne bakıp ağlamaya devam etmiş. Ablası ve arkadaşları onun yuvaya dönmesine yardım etmişler. Tabii anne kurbağa zavallı oğlunun halini görünce bu duruma çok üzülmüş. Ama daha kötüsünün de olabileceğini düşünerek bu kadarıyla yetinmeye çalışmış. Ne de olsa biricik yavrusu yaşıyormuş. Zıplayamasaydı ne olurmuş ki? Anne kurbağa ve abla Güleç ellerinden geldiğince Sami'yi rahat ettirmeye çalışıyorlarmış. Fakat bu çok zormuş. Artık eskisi gibi zıplayamayacağını bilen kurbağacık hiçbir şeyden memnun olmaz olmuş. Onun tüm asiliklerine katlanabilen bir ailesi olduğu için şanslıymış ama Sami'nin bunları düşünecek hali yokmuş. Bacağı neredeyse iyileşmek üzereymiş. Hala azıcık acısa da en azından artık kendi başına yürüyebiliyormuş. Günlerdir dışarı çıkmayan Sami biraz hava almanın, arkadaşlarını görmenin ona iyi geleceğini düşünmüş ve kimseye bir şey söylemeden yuvadan çıkmış. Arkadaşları yine göl kenarında zıplama oyunu oynuyorlarmış. Sami onlara bakıp iç çekse de kimseye bir şey belli etmeyecekmiş. İzleyicilerin önüne geçip başlamış oyunu izlemeye. Hale çekine çekine yaralı kurbağanın yanına ilişmiş. Her gün arkadaşını ziyarete gidip bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorduğundan Sami onun kendini suçlu hissettiğini biliyormuş. Her gün yaptıkları konuşmayı yinelemişler ama bu defa hale konuşmasına devam etmiş. Biliyor musun? Ben de artık zıplama oyunu oynamayacağım. Sami önce şaşkınlıkla öylece bakmış, ardından da arkadaşına kızarak "Saçmalama. Başıma gelenler senin suçun değil. Kendine ceza kesmeyi bırak lütfen. Bu bir kazaydı." demiş. Hali sesini çıkarmamış. Her ne kadar arkadaşının haklı olduğunu bilse de kazanın sebebinin kendi dikkatsizliği olduğunu da biliyormuş. Arkadaşı suçsuz olduğu halde ceza çekiyorsa kendisinin daha çok hak ettiğine çoktan karar vermiş bile.
Bir süre boyunca sessizce zıplayanları izlemişler. En yükseğe zıplama yarışması, şimdi de en uzağa zıplama oyununa dönmüş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Kurbağalar güle oynaya eğleniyorlarmış. İkili gruplar halinde yapılan en uzağa zıplama yarışmasında son yarışmacılar neredeyse aynı uzaklığa sıçramışlar. Bir anda büyük bir kargaşa oluşmuş. İzleyiciler sabırsızlıkla sonucu beklerken araya Sami girmiş. Yerinden kalkmakta zorlansa da Hale'nin yardımıyla hemencecik arkadaşlarının yanına gitmiş. Kavga etmeye gerek yok arkadaşlar. Ben kimin kazandığını biliyorum demiş. Kendinden emin bir tavırla. Kurbağalar merakla hep birazdan sormuşlar. Kim? 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 Diye. Sami gururla tane demiş. Ancak Tane'nin rakibi Fırat, Sami'nin varlığı sonuca itiraz etmiş. Sen nereden biliyorsun? Kendi başına yerinden bile kalkamazken bir de hakemlik mi yapacaksın demiş sert bir şekilde. Hale hemen Sami'yi savunmak için araya girse de Sami buna engel olmuş. Önce arkadaşına dönüp onu kırmadan teşekkür ederim Hale ama başımın çaresine bakabilirim diyerek tekrar yarışmacılara dönmüş. Ben yarışmayı takip ederken uzaklıkları bir şey belirleyerek yapıyorum. Önlerinde duran ot öbeğini göstererek işte bu demiş. Tane şu otun üzerine zıpladı. Bakın otun bir kısmı ezilmiş. Bunu kendiniz de görebilirsiniz. Fırat ise hemen yanındaki otun üzerine zıpladı. Bakın bu otun ezildiğini de görebilirsiniz diyerek savunmasını yapmış. Onun bu sözleri üzerine izleyicilerden dahil herkes gösterdiği otları incelemeye başlamış ve haklı olduğuna karar vermişler. Ancak Fırat hala sonucu kabullenmek istemiyormuş. Belki de benim zıpladığımı söylediğin yere tane zıplamıştır. Sen kimin hangi ota zıpladığını karıştırıyorsundur. Bu bir kanıt sayılmamalı demiş öfkeyle. Sami'nin artık sabrı taşıyormuş ama kendini sakin kalmaya zorlamış. Madem öyle diyorsun, onun da ispatı kolay. Arkadaşım aynı anda zıpladınız. Tane sağda, sen ise soldaydın. Sıçrarken havada yer değiştirmediğinize göre Tane sağ, sen de sola iniş yaptınız. Şimdi dön de gösterdiğim otlara tekrar bak. Hangisi solda, hangisi sağdaymış demiş. Biraz da burnundan soluyarak. Fırat'ın bu açıklamanın üzerine itiraz edecek hali yokmuş. Zaten aklına da başka bir şey gelmiyormuş. Mecburen Sami'nin öne sürdüğü sonucu kabullenmiş. Kurbağa Sami artık zıplayamayacak olsa da arkadaşları arasında kendine yine özel bir yer bulmayı başarmış. Artık bütün yarışmalarda onu hakem olarak istiyorlarmış. Sami arkadaşlarının bu isteğini seve seve kabul etmiş. Hale de arkadaşının her defasında zıplayanları imrenerek izlemeyecek olmasından dolayı mutluymuş. Memnuniyetini gizleme gereği de duymamış. Sami'yi ve doğru tespitlerini öve öve bitirememiş. Ama aklını kurcalayan bir düşünce varmış ve bu düşüncesini arkadaşıyla paylaşmış. Daha önce böyle dikkatli değildin. Nasıl bir anda değişebildin anlayamıyorum demiş düşünceli bir tavırla. Sami hemen karşılık vermiş. Önceden eğlenmekten ufak detayları düşünmüyordum. Şimdi bacağım bu haldeyken oynayamadığına göre izleyerek eğlenmeye çalışıyorum. Aslında bacağımın durumuna artık çok üzüldüğümü söyleyemem. Ne de olsa böylelikle gözlemciliğim gelişmiş oluyor. Hem biliyor musun, bir organın kaybı başka bir organın daha çok gelişmesi demekmiş sanırım. Aslında bu bir kayıp değilmiş. Sadece biz öyle baktığımız için kayıp olarak görüyormuşuz demiş. Kendinden son derece emin bir şekilde. Hale duyduklarına memnun olmuş. Aksi halde kendini hayatı boyunca suçlayıp duracakmış. Arkadaşı ne güzel de söylemiş. Aslında bir organ kaybetmiyor, başka bir bakış açısı kazanıyormuşuz.